bir terör saldırısı var. Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik saat 11 sularında gerçekleşen bu terör saldırısının detaylarını aktarmaya devam ediyoruz. Yorumlar da almaya devam ediyoruz. Bu bölümde Ankara stüdyomuzda AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Yeneroğlu var. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi tabii dün Vezneciler'de İstanbul'daki terör saldırısının ardından bugün de Mardin Midyat'ta benzer bir bombalı, araçlı saldırı düzenlendi. Ve yöntem, metot ve hedefler açısından benzerlikler taşıyor. Bu yeni dalgayla birlikte hedef ne ve neyle karşı karşıyayız? Öncelikle tabii İstanbul'da şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yine Mardin'de de tahribatın yüksek olduğunu görüyoruz. Ümit ediyoruz ki can kaybı olmamıştır ve yine yaralıların olduğu ifade ediyorlar. Rabbimden onlar için de acil şifalar diliyorum. Şimdi tabii son zamanlarda PKK'nın büyük bir panik içerisinde, mümkün mertebe tahribat gücü yüksek, kendi zayiatta düşük olan eylemlere yöneldiğini görüyoruz. Çünkü kırsal kesimde büyük darbe alıyor. Bunun ötesinde işte ilçelerdeki işgal teşebbüsleri de büyük bir hezimetle neticelendi. Bunun ötesinde bunun siyasi rantını devşirmeye çalışan uzantıları da arzu ettiklerini elde edemediler. Bu çok net bir biçimde görülüyor. Ve son zamanlarda da sadece bu şekilde başarıyla sonuçlanmış bombalı saldırılar değil, aynı zamanda önlenen birçok saldırı da var. Bunun belli bir sayısı basına yansıdı ama basına yansımayanlar da var. Ama basına yansıyan itibariyle de hatırlayalım. İşte Diyarbakır'da en son bomba yüklü bir araç, işte bunun ötesinde İstanbul'da olsun. Bu konuyla ilgili emniyet güçlerimizin olağanüstü çabaları neticesinde önlenen birçok saldırı da var. Ama şunu gösteriyor ki bu önlenen saldırılarla birlikte PKK özellikle bugünlerde tahribat gücü yüksek şehir içi eylemleri noktasında özel bir çaba ortaya koyuyor. Bunun neticesinde özellikle toplumu işte daha çok paniğe, kaosa sürükleme noktasında bir gayret içerisinde olduğunu ve buradan da siyaseten rant devşirme çabası içerisinde olacağını görüyoruz. Burada şunu da ifade etmek gerekiyor. Dün İstanbul saldırısından sonra HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın daha da çok açık ve net, amasız bir biçimde terörü lanetlemeyip PKK ile ilgili sonuçta olması söylenmesi gereken her insanın söyleyebileceği en temel meselelerden vazgeçip tam tersi işte bir araya gelelim, konuşalım. Eğer biz istersek 24 saat içerisinde terör biter şeklinde yaklaşımların da aynı şekilde kınamak gerekiyor. Bu sadece ve sadece terörden rant elde etme çabası olarak görmek gerekiyor. Ülkemizin birçok yerinde yaşanan bu kadar acıdan sonra daha da kararlı bir biçimde bir bütün olarak parlamentoda temsil edilen tüm siyasi partilerin aynı duyarlılığı göstermemiş olması aynı zamanda acımızı daha da artırmakta. Fakat bu hükümetimizin, emniyet güçlerimizin terörle mücadele noktasında kararlılıklarını, sonuna kadar mücadele azimlerini ortada kaldıracak değil, tam tersi. Terörün sadece bu şekilde silahla mücadele boyutunun ötesinde de birçok boyutu var. Siyasi boyutları var, yurt dışı boyutları var. Bunlarla birlikte de daha kararlı bir biçimde mücadele etmemiz gerektiğini bu olaylar da çok net bir biçimde göstermektedir. Herkes bilmeli ki terörden elde edebileceği hiçbir siyasi neticenin olması mümkün değil. Tam tersi, milletin birlik ve bütünlüğünü daha da pekiştirerek terörle mücadele noktasında kararlılığımızı artırmaktadır. Bunu da böyle ifade etmek gerekir.
Peki Mustafa Bey, bu kadar yoğun ve yeni bir terör dalgasıyla daha çok insanın hayatını kaybetmesi ve sivil, asker, sivil, polis, koruyucu hiçbir ayrım yapmaksızın bu kadar sert ve çok geniş çapta terör saldırılarını gerçekleştirmesinin hem PKK'nın ya da diğer örgütlerin, içe geçmiş bu örgütlerin hedefinde ne yatıyor? Özellikle Güneydoğu'daki operasyonlarda bir sıkışmışlık bunun bir sonucu diyenler var. Bir yandan Suriye'deki olup bitenlerin bir sonucunu izliyoruz diyenler var. Size göre bu noktaya nasıl gelindi? Ben şunu görüyorum. PKK terör örgütü son yıllarda özellikle çözüm sürecindeki iyi niyeti de istismar ederek siyasi uzantısı üzerinden de meşruiyet kazanma çabası üzerinde duruyordu. Bunu yoğun bir biçimde takip etti. Diğer tarafta alana hakim olma noktasında çalışmalarını sürdürdü. Ama son bir yıl içerisinde ve özellikle son olaylarla birlikte terörün üzerine gidilmesindeki kararlılıkta en ufak bir hafiflik olmamasını, yavaşlamanın da olmayacağını, tam tersi her gün daha kararlı bir biçimde tüm boyutlarıyla terörle mücadele edileceğini ve PKK'nın meşruiyet alanını oluşmayacağını görmüş olmasından ötürü ve son zamanlarda yine siyasi uzantılarda da terör noktasında teröre mesafe koymamaları, bağımsızlaşamamaları hususunda da yine bunların da üzerine gidileceği noktasında kararlılığı görmüş olmasının neticesinde bir panik havası içerisinde zaten kaybedeceğinin bir şeyinin olmadığını düşünerek özellikle insanlara daha çok panik vereceği, şehirleri terörize edebileceği ve her şeyden önce savunduğu ve haklarının mücadelesini verdiği, iddia ettiği Güneydoğu'daki halkımızın üzerinde de terör estirerek onlara da bir şekilde kendilerine verilmeyen desteğin bedelini ödetme çabası içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bunun özellikle meşruiyet bulamayacağını düşünen bir terör örgütünün yapabileceği tek şey bitmek üzere olduğu bir ortamda kendisiyle birlikte mümkün mertebe zararı, zayiatı, paniği, terörü artırmak olmasının çok doğal olduğu kanaatindeyim. Tabii diğer tarafta bu acılarımızın da daha da büyümesini, maalesef vatandaşımızın da ciddi manada bedelini ağır bir biçimde ödemesine beraberinde getiriyor. Bu da diğer tarafta hep birlikte terörle mücadele noktasında sonuna kadar kararlı mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini ancak ortaya koyabilir. Peki bu yeni terör dalgasında Suriye'de yaşananların etkisini de konuşalım. Özellikle terör örgütlerinin birbirinden pek çok özellikle saldırı düzenlerken, bunu organize ederken öğrendikleri yöntemlerin olduğu yönünde analizler var, yorumlar var, değerlendirmeler var. Artık bir PKK'nın DAEŞ'ten ya da DHKPC'nin PKK'dan ya da DAEŞ'ten farklı olmadığı, bunların birbiriyle hareket ettiği bir zemin olarak yorumlanıyor. Burada uluslararası boyutu da var mı? İstihbarat ya da diğer ülkelerin bu noktada katkısı ya da buna zemin hazırladığı bir ortamla söz konusu mu? Şimdi tabii şunu ifade etmek gerekiyor. Bir kere barbarlıkta birbirleriyle yarışan, işte birisi şu şekilde topluma zulmeden, diğeri de farklı bir biçimde zulmeden ama netice itibariyle ortak gayeleri, ortak emelleri toplumu terörize ederek orada oluşan acılardan da yine rant devşirme çabası içerisinde olan yapılar bunlar. Bunların zaten başka türlü menfaat temin etme leri mümkün değil. Bunların tek yapabilecekleri şey korku salarak, millete panike sevk ederek o ortamdan yine kendilerine bir kazanım çabası içerisine girmeleri.
Zaten PKK terör örgütü de yıllardan beri bunu istismar edip de o sebepten dolayı bu noktaya gelmedi mi? Yani işte Suriye'de de yine aynı şekilde rejimin zalimliği sonucu, halkın özellikle rejime karşı isyan etmesi, başkaldırmasıyla demokratik tepkilerini başlangıcında dile getirmesi neticesinde rejimin orantısız şiddetinin sonucu olarak özellikle terör örgütleri orada da yuvalanabilecek, mevzilenebilecek ortam buldular. Suriye'de her ortamda birbirleriyle mücadele etmenin de ötesinde daha ziyade halkın acılarını artırma, kan ve gözyaşını artırma noktasında ortak çabaları olduğunu görüyoruz. Suriye sınırımızdaki terör örgütlerinin rejimle mücadeleden daha ziyade tam tersi rejimle mücadele eden unsurları bertaraf etme konusunda ortak bir çaba sarf ettiğini gözlemliyoruz. Diğer tarafta bunların tabii ki birbirinden bağımsız bir biçimde hedefleri de var. Birisi Suriye'deki kuzey bölgeyi etnik olarak arındırarak orada etnik ulus devleti kurma hayaliyle uzun vadede burada hakimiyet alanı oluşturabilir miyim çabası içerisinde mücadele ederken diğer bir terör örgütü de halka daha fazla korku salmak için daha işte birkaç gün önce haberini aldık. Ezidi kadınların diri yakılması olayı. Yani bunların barbarlıklarda birbirleriyle yarışma noktasında birbirlerini alt edebilecek bir boyutu yok. Bu konuda terörün zaten kendisi bir barbarlıktır. Bu noktada da ikisi de olağanüstü bir çaba içerisinde. Uluslararası boyutuna gelince Türkiye her zaman bunu ifade ediyor. Bakın daha da özellikle düne kadar bir kere DAEŞ'li yurt dışından da bunlar ciddi destek aldılar. Bunun ötesinde DAEŞ'in temeline bakacak olursak bunun Irak ve de ilk başlandığını da unutmayacak olursak 2003 Irak'a olan müdahale neticesinde gelişen, büyüyen, oradaki kaos ortamından güç devşiren bir örgüt olduğunu dikkate alırsak, diğer tarafta da özellikle PKK terör örgütünün maalesef daha da Avrupa ülkelerinde rahatça hareket edebildiği, istediği şekilde orada haraç bağış toplayabildiği ve orada bir rahat ortam olarak o ülkeleri kullanabildiğini ve propaganda araçlarında arzu ettiği şekilde orada çalıştırabildiğini görüyoruz. Bu konuyla ilgili bugün de mutlaka bu saldırı sonrasında Avrupa ülkelerinden gelecek işte terörü kınama ve Türkiye ile dayanışma çağrılarının maalesef üzülerek ifade ediyorum çok samimi olmadığını, samimi olabilmesi için, bu konuda inandırıcı olabilmesi için özellikle Belçika'da, Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da terör örgütlerine terör örgütü muamelesi göstermeleri ve onlara o ülkelerde rahat edemeyecekleri, o ülkelerde arzu ettikleri şekilde propagandalarını yürütemeyecekleri noktada devlet kararlılıkla üzerlerine gitmesi gerekiyor. Bunu yapmıyorlar. Tam tersi bu örgütleri serbest ortam bırakıyorlar. Hatta ve hatta basın medya yoluyla onların da aynı zamanda işte terör örgütleri boyutunu bile relative edecek yaklaşımlarda olduklarını görüyoruz. Bu da aynı şekilde müttefiklerimizin terör konusunda Türkiye'nin acısını paylaşmaktan öte bir pozisyonda olduklarını görüyoruz. Peki, çok teşekkürler katkı ve yorumlar için. Ankara stüdyomuzda yorumladı Mustafa Yeneroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili. Mardin Midyat'ta 11 sularında meydana gelen terör saldırısının detaylarını bir yandan paylaşıyoruz, bir yandan da yorumluyoruz. Emniyete yönelik bombalı araçla saldırı düzenlendi. Mardin Midyat'ta Emniyet Müdürlüğü'ne teröristlerce